Kehf suresinde 19. ayette mi kalmıştı? Evet. Bu paranızı şehre gönderin de hangi temiz yiyecek temizse baksın size onlardan bir rızık getirsin. Temiz yiyecek. Temize dikkat etmek. Hazreti Musa çok temizdi. Peygamberler, Hazreti İbrahim, Resulullah çok temizdi. Mehdi de çok temiz olacak. İnşallah. Mehdi sarabilir, temize dikkat edecekler. İnşallah. Oldukça nezaketli davransın. Nezaketli davranmak. Kur'an'da Kehf suresinde ahir zaman gençlerine özelliği olarak belirtiliyor. Sakın sizi kimseye sezdirmesin. Niye? Deccaliyet var, bağnazlar var, it kopuk var, çakallar var. Ne yapacak? Tabi sezdirmemek için yani usturuplu bir çalışma yapmak durumunda. Çünkü sezdirirse nerede pislik adam varsa musallat olur. Ne yapar Müslümanı? Kim birisi hapse attırmaya kalkar, biri tımarhaneye koydurmaya çalışır, biri bilmem ne yapar. Değil mi? Evet. Evet. Müslümanın da dikkatli olması gerekiyor her zamanda. Bak sakın sizi kimseye sezdirmesin. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse bak. Önce durumu tespit etme. Eğer Müslümanın herhangi bir zaafını, bir boşluğunu yakalarsa adam, alçakça ve ahlaksızca onu kullanmaya çalışır. Ufacık bir açık yakaladığında kendince, alçakça, ahlaksızca ve karaktersizce ve soysuzca o Müslümanın kendince açığını gördüğü noktadan yaklaşır. Onun için zaaf göstermekten şiddete kaçınmak lazım. Hatta diyor ya Hazreti İsrail çocuğu diyor kurt yemesinden korkarım. Evet. Zaafını söylemiş oluyor. Çocuklar ne diyorlar? Kurt yedi diyorlar. Çekinilen noktayı tespit ederse küfür veya tuğyan ve edelat veya ehli cahil ve cühela ona göre hareket ederler. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirse sizi taşa tutarlar. Yani azgınca saldırırlar. Veya dinlerine geri çevirirler. Yani kendi adamlık dinleri yahut küfür dini, İslam'dan uzak dini. Hakikaten bakıyorsun, adam Darwinizme karşı mücadele eden adam, Darwinizmi savunur adam haline geliyor. Evet, evet. Değil mi? Çok ahlaksız, vicdansız, zalim bir ruha sahipse samimi inancını yaşamaz. Samimi karakterini yaşamaz. Veya dinlerine geri çevrilir, bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Yani hiçbir şekilde Allah kurtuluşunuza imkan vermez diyor. Böylece 21. ayet 21. yüzyıla da bakıyor. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu, Allah'ın vaadine Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in zuhuru, kıyametin tecelli etmesi. Ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeler için kıyametin ve kıyamet alametlerinin özelliğine, yakınlığına, gerçekliğine dikkat çekilmiş oluyor. Gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeler için onları buldurmuş olduk. Aha, onlar kendilerini tanıtmıyor demek ki. Birileri onları buluyor. Mehdiyet böyledir. Gidip kendini tanıtmaz. Başkası gidip bulur. Başkaları gidip bulur. Şehir halkı diyor. Şehir halkı demek milletin bütünü. Evet.
kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Ahir zamanda da Mehdiyet hep tartışılacaktır kendi aralarında. Televizyonlarda, gazetelerde, kitaplarda, açık oturumlarda tartışma konusu olacaktır. Aralarında, kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen, sözleri geçen ise üstlerine mutlaka bir mescit yapmalıyız dedi. Sözleri geçen, sözü geçen nedir? Sözü geçen hükümettir şu an. Kimdir? Başbakanıdır. Değil mi? Cami yapılsın dedim mi? Yapılır. Ne diyorlar? Cami yapılsın diyor. İtiraz dinler mi böyle bir şey? Bak, kim yapacak diyor bu camiyi? Kimler? Onların işine galip gelen, sözleri geçen. Kimdir? Hükümettir. Üstüne mutlaka bir mescit yapmalıyız dedi. Yani büyük, görkemli bir cami. Demek ki ahir zamanda öyle bir şeyler olacak. Öyle bir cami yapılacak. Nerede var mı öyle ya cami bildiğiniz, hatırladınız yapılan? Çamlıca'da. Çok uzaktan çok dev gözüküyor hocam. Çok dev görünüyor Çamlıca'da. Yüksekte olması. Çamlıca'da yabancı bir semt değil yani, tanıdığımız bir yer. Var kader demek her şey. İnşallah. Sonra gelen nesiller diyecekler ki üçtürler, onların dördüncüsü köpekleridir. Bu rakamlar şifre veriyor. Beştirler, onların altıncısı köpekleridir. Beş, altı bir araya gelir ne olur? 56 olur. Evet. Yedidirler, sekizincisi köpekleridir. Yedili tarihlere dikkat çekiliyor. Yedi kere sekiz de 56 ediyor. Yedi kere sekiz de 56 ediyor. Beş, altı, o da 56. Tamam. Vardır bir işaret. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak İnşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki umulu ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarı yöneltip iletir. İnşallah de. Ama bize de inşallah yasakladılar. En çok diyen bizdik. Ama yine en çok diyen biz. Bu engellenemedi. Acaba biz niye bu kadar çok inşallah diyoruz? Kehf suresinde bu işaret varken Allah niye bize bunu çok fazla söyletiyor? Herhalde Mehdi'nin yolundayız. Onu bulacağız herhalde. İnşallah. Ben arıyorum Mehdi'yi. Eninde sonunda bulacağım. İnşallah. Ve tabi olacağım. İnşallah. Ben Allah'ın herhangi bir az içinde kuluyum. Ama Mehdi'ye tabi olduğumda çok faydalı olacağımı düşünüyorum. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Üçtürler, 300. Allah Allah, üçte bir şeyler var. 9 yıl daha kattılar, 9'da da bir şey var. Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Çabuk hakim olmasını istiyor Peygamberimiz. İslam'ın. Bak ne diyor? Ve de ki, Peygamber, de ki dedi mi? Bu diyor zaten.
Ne diyor? Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başa yöneltip iletir. Daha yakın bir zamanda bir hakimiyet. 24. ayette. Sana Rabbinin kitabından vahyedilenlerini oku. Onun sözden değiştirici yoktur. Yani Kur'an'ın kimse değiştiremeyecek diyor Allah. Kur'an dışında da bir şey okuma. Sadece Kur'an'la hareket et. Onun dışında kesin olarak sığınacak bir makam bulamazsın. Allah'ın dışında seni koruyacak, kollayacak hiçbir makam bulamazsın diyor. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Müslümanlardan ayrılma diyor canım. Sabah akşam dua edenlerle birlikte. Birlikte ne demek? Yan yana. Ayrı değil. Dua ederlerken de birlikte olacak Müslüman. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Yani çekler, senetler, yok sinemaya gideceğim, yok tiyatroya gideceğim, eğleneceğim, arkadaşlarla geziye gideceğiz, diskoya gideceğiz, şu bu falan deyip bahane çıkartma diyor Cenab-ı Hak. Dünya hayatının aldatıcı süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Bak, Müslümanlarla öyle bir birliktelikten bahsediyor ki Cenab-ı Allah. Dua ediyor birlikte de ama göz göze, gözünü de ayırmayacaksın diyor Allah. Bak burada bu emir. Gözlerini onlardan kaydırma. Gözün de üstlerinde olsun diyor. Göz teması da olacak diyor. Yani mesela biz burada nasıl yüz yüzeyiz değil mi? Göz göze. Konuşuyoruz. Gözünü de ayırmayacaksın diyor. Öyle bir birliktelik olacak diyor. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi istek ve tutkularına uyan ve işinde aşırıla gidene itaat etme. Adam ne yapıyor? Allah'ı unutmuş. İslam'ı, Kur'an'ı unutmuş. Öleceğinden de habersiz. Boş işlerle uğraşıyor. İşte kim kime kaç gol attı? Efendim, çekler, senetler ne oldu? İşinde aşırıla gidene itaat etme. Yani makul bir çizgideyse bir şey yok. Ama abartılı anlamlı hareketler yapıyorsa ona itaat etme diyor Cenab-ı Allah. Aşırılık demek yani Kur'an'a uymayan hareketler. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İslam'da zorlama yok diyoruz ya. Ahir zamanda İslam'ın nasıl tebliğ edileceğini Allah bize anlatıyor. Ne diyeceğiz? Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şimdi IŞİD'in mantığına bu uygun mu? Değil. IŞİD'e desen ki dileyen inkar etsin, adam kabul etmez. Hepsi iman edecek diyor. Ama Allah ne diyor? Dileyen inkar etsin diyor. Hür bırakacaksın. İsteyen istediğinde inkar edebilecek. Öbür türlü münafık olur. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendine çepeçevre kuşatmıştır. Cehennemde mahalleler vardır. Daha önce de söylemiştim. Duvarlar. Çok fazla duvar vardır. Duvarlar. Sık sık duvarlar. Girift. Karışık duvarlar. Karışık mahalleler. Karanlık sokaklar. İzbe sokaklar. Puslu, sisli. Karanlık, kirli. Sokaklar. On duvarları kendini çepeçevre kuşatmıştır her taraftan. Eğer yardım isterlerse katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile yardım ederler. Eğer su isterlerse canlarını yakacak bir su veriliyor istiyorlarsa. Onun dışında su yok. Ne kötü bir içkidir ve ne kötü bir destektir diyor. Çünkü destek istiyor ya.
Ama kötü bir destektir diyor bu. Tabi bu müminlere haram kılınmış bir içkidir. Küfre de helal kılınmış. Onlar içebiliyor. Tabi içebiliyorlarsa. Şüphesiz iman edip salih amelde bulunanlar ise, bak iman ediyor, sonra da samimi tavırlarda bulunuyor. Hep Allah samimiyete dikkat çekiyor, görüyor musun? İman ve samimiyet iç içe. Sadece iman ettim yeterli değil, samimiyet. Mesela diyor ki, Cenab-ı Allah, Allah'ın ancak samimi kulları kurtulur diyor. Evet. Namaz kılan, oruç tutan demiyorum, samimi. Bütün gücümüzle samimi olmaya çalışacağız. Mesela bir şeye kızıyor, samimi olayım diyecek. Bakar o zaman kızmaz. Mesela bir şey haset ederse, samimi olmaya niyet ederse etmez. Bir ibadeti yapıyor, ya samimi olayım derse onu hakkıyla yapar. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kaybı uğratmayız. Bak en güzel davranışta bulunan kimse onun sevabını kaybı uğratmayız diyor. 2062 tane veriyor. İslam'ın en parlak, en şaşalı, en hakim olduğu yıllar. İsa Mesih'in olduğu yıllar. 2062 ama son zamanlara yaklaşıyor. Yani birkaç on sene kalıyor geriye. Onlar altından ırmaklar akan Adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Bak burada biz yüksekteyiz. Nehir akıyor alttan. O nehir akmasa buranın süsü %90 azalır. O nehri, denizi gördün mü ferahlık oluyor değil mi? Evet. Ne diyor ayette? Adnen cennetler onlara, orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Oturup bir de dayanıyor. Elbiseyi de seviyor. Alışmış dünyada. Elbiseyi seviyor. Yalnız burada tabii hafif ipekten diyor ve ağır işlenmiş atlastan. Bizim orada elbise zevkimiz bu elbiselerle daha bir pekişecek. Yani bizim görmediğimiz bir elbise şekli var burada. Bu elbise çok... Şimdi biz yeşil atlastan deyince ne aklımıza gelir? Kalın böyle bir kumaş, üstü de altın iple sırılmış, süslenmiş falan. Öyle değil. O elbiseyi biz ilk defa göreceğiz orada. Ve acayip beğeneceğiz. Buranın ipeği gibi değil, cennet ipeği. Buranın atlası gibi değildir, cennetin atlası. Buranın atlası düz bir şeydir yani, herhangi bir kumaş görünümünde. Ne güzel sevap, ne güzel destek. Bak daha önce ne diyor Allah? Ne kötü bir içki, ne kötü bir destektir diyor öbür küfür için. Ama Müslümanlar için ne güzel sevap, ne güzel bir destek diyor. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Bak biraz evvel inşallah vardı. Şimdi maşallah. İki şifre. İnşallah ve maşallah. Evcetlerini bana bir getirin inşallah ve maşallah kelimenin. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katının sevap bakımının daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından daha hayırlıdır.
Ne oluyor mal? Adam öldü müydü mal gidiyor zaten. Mal toptan gidiyor. Ölmese de mal çürüyüp dağılıyor. Çocuk da öyle. Şimdi çocuğu oluyor, babasından önce ölüyor çocuk bazen. Ya babasından sonra ölüyor. Ama hiçbir çocuk kalmıyor. Dedesi ölüyor. Dedenin oğlu da ölüyor. Torunları da ölüyor. Hepsi ölüyor. Emek emek yetiştiriyorlar, bayağı bir uğraşıyorlar. Çok pahalıya mal oluyor. Yani o çalışmalar, eğitimler. Ama sonra bakıyorsun aile mezarlığında hepsi yan yana gömülmüş. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Bahane var mı? Yok. Her örnekten diyor Allah çeşitli açıklamalarda bulundum diyor. Adam dedi ki Kur'an yetersiz diyor. Kardeşim ya senin aklında bir sorun olmuş oluyor ya nefsinde bir ecaiplik var. Hüküm açık çünkü bak andolsun bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Her örnekten. Allah doğru söylüyor. İnsanlar her şeyden çok tartışmacıdır. Gelenekçiler meraklı da ya tartışmaya. Ebu Yusuf'a göre şöyle, şuna göre böyle. Estağolan kavle göre böyle. Ya müthiş bir tartışma ortamı. Maşallah kelimesi maşallahı ...1409'a bakıyor. Miladi karşı 1987. Maşallahı gene şeddeli olursa ...1439'a bakıyor. 2016. Maşallah. Yani 1987 tarihi ve 2016 tarihine bakıyor. Bir kişinin bütün sözlerinde inşallah demesi onun imanının kemalindendir diyor Peygamberimiz. Bizden de bahsetmiş oluyor. Peygamberimiz gene diyor ki insanlar için inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur. En mükemmel budur diyor itaat etme. Maşallah. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında göndermeyiz diyor Cenab-ı Allah. Onlar benim ayetlerime uyarıldıklarını yani azap, ahiretle ilgili konuları alay konusu edindiler. İlk reaksiyon bu oluyor, alay. Adam diyor niye alay et ediyor? Ya kardeşim ayetin inişiyle adamın alay etmesi aynı yaratılıyor, bütün yaratılıyor. Yani adam alay etmeye mecbur olarak yaratılıyor. Onu Allah alay ettiriyor. O da dedi ki adam kendi kendine öyle kafasına göre este de yaptı diyor. Kaderinde olduğu için yapıyor. Ayetin inişi ve adamın alay etmesi iç içe, bütün. Tek bir bütün, kader bütünü. Senin Rabbin rahmet sahibi ve bağışlayıcıdır. Eğer kazandıklarından dolayı onları azapla yakalasaydı şüphesiz onları azabı bir an önce çabuklaştırırdı. Yani İslam alemindeki şu anki acının yavaş yavaş gelmesinin nedeni Cenab-ı Allah'ın sabrından. Yoksa belayı bütün dünya da İslam alemi de hak etmiş durumda.
Tabii iyi insanlar da var ama zalimler hak etmiş durumdalar. Hayır, onlar için bir buluşma zamanı vardır. Onun dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. Hayır, onlar için bir buluşma zamanı vardır. Bakın şimdi buna dikkat edin. 58. ayet. Bir buluşma zamanı. İşte ülkeleri ve onların halkları zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık. Şu an İslam ülkelerinde meydana gelen olayın nedeni bu. Ve yıkımlar için bir buluşma zamanı tespit ettik. Bu toplantı olmadan bu yıkım yapılmıyor. Önce bu toplantı yapılıyor, karar veriliyor, yıkım kararı alınıyor, ondan sonra yıkılıyor. Ayette bak diyor, iki yerde belirtiyor. 58. ayette var ve 59. ayette var. Zulmettikleri zaman onlara yıkım uğrattık ve yıkımlar için bir buluşma zamanı tespit ettik. Hani Musa genç yardımcısına demişti ki, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar geleceğim. İstanbul. İki denizin birleştiği yer. Hazreti Musa genç yardımcısına diyor. Buralarda meftun olduğu söylenir. Mezarı. Bu yakınlarda olduğu söylenir. Yuşa. Evet. Hep genç. Ashab-ı Kehf genç. Musa'nın talebeleri genç. Yanında götürdüğü genç. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca 1984 tane verebilecek. 1984. Ne var acaba 1984? Kim kimden buluşuyor acaba 1984? Bak, ahirette anlayacaksın inşallah. Canım hocam, cennette neden sadece erkeklere yönelik bir anlatım var gibi, cennete kadınlara verecek nimetleri de biraz anlatabilir misiniz Nagi Hanım? Ya şimdi ayette dese ki Cenab-ı Allah, ben efendim erkeklere ahirette güzel kadınlara vereceğim diyor, değil mi Cenab-ı Allah? Ama dedi ki Cenab-ı Allah, ben kadınlara ahirette güçlü kuvvetli erkekler vereceğim. Gösterişli erkekler vereceğim. Ne fark ediyor bu? Birebir. Aynı ifade. Ha kadına erkek verilmiş, ha erkeğe kadın verilmiş. Ha üstünlük cihetinden dersen, yani ne diyor? Efendim. Yani niye kadınlar ikinci planda gibi falan diyor özetle kardeşimiz. Ayette, Kur'an ayetlerinde sadece kadınların güzelliği övülüyor. Erkeklerin güzelliğinden hiç bahsedilmiyor. Evet, evet. Göğüsleri şöyle tomurcuklanmış, şöyle ahlakları güzel, böyle tavırları güzel, şöyle endamları, ciltleri şöyle güzel. Değil mi? Saklı inci gibidir diyor. Erkeklerle ilgili çok nadir var. Kim üstünmüş? Kadınlar. Bu kadar övgü erkeklere yok. Erkeklere çok nadir övgü var. Cenab-ı Allah kadınları sürekli övüyor Kur'an'da. Övüyor, 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 sürekli övüyor. Abo, eğer bir teknik yanlışlık yoksa üçlü rekor kırmışız. Yani üç kat rekor kırmışız. Bu nasıl oldu ya? Allah Allah. Bu bir, bu iki, bu üç. Allah Allah. Yani olur. Evet. Olur.
İlim meclis olunca oluyor yani demek. Saat kaç şu an? 12 çeyrek geç. 12 çeyrek geçiyor. E tamam, o zaman 11-12 arasında versinler. Orayı da göreyim. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir akıntıya doğru bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Ama bir ülkenin yıkılması kararı var öncesinde. Ülkeden yıkan. Bir toplantı yapılmadan olmuyor. O devrin mebusanı, manevi mebusanının da olduğu bir toplantı oluyor. Hızır'ın katıldığı bir toplantı. Ondan sonra yıkım kararı veriliyor. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca 2-2 Ebced'e de 1984 tane veriyor. Balıklarını unuttular. Balıklarını niye unutuyorlar? Balık çağı bitiyor. Ne? Balık çağı bitiyor. Yeni bir çağ geçiyor diye söylemişsin hocam ben. Birincisi o. Denizde bir akıntıya doğru niye gidiyor balık? Bilen var mı? Hı. Yok. Öyle mi? Bilmiyorsunuz. Yani deniz, balık normalde gider, herhangi bir yere doğru gider. Ama bir akıntıya doğru gidiyor. Bir menfez buluyor. Kendi yolunu tuttu diyor. Kendi özel yolunu tutuyor. Bu nasıl bir balık Tarkan sence? Değişik bir şey değil mi? Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, bak sürekli genç yardımcıdan geçiyor. Yemeğimizi getir bize, andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Yemeğimizi getir bize. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk. Yardımcısı dedi ki, genç olan, gördün mü, kayaya sığındığımızda balığı unuttum. O hangi kaya? Biliyor musunuz? Kayaya sığındığımızda balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşıracak tarzda denizde kendi yolunu tuttu. Yani bir balığın denizde yol tutması normal. Ama şaşıracak bir tarzda diyor denizde yolunu tuttu diyor. Garip bir balık yani. Dedi ki, bizim de aradığımız buydu. Böylelikle ikisi izler üzerine geriye doğru gittiler. Böylelikle ikisi de izler üzerine geriye doğru gittiler. Yani geldikleri yere geri gidiyorlar. Bizim de aradığımız buydu. Yani işaret bekliyordum ben diyor zaten. Değil mi? O anlam çıkmıyor mu? Evet. Bizim de aradığımız buydu diyor. O balığı zaten yiyemezler onlar, isteseler de yiyemezler. O balık değil çünkü. Balığa benziyor ama balık değil. Yani bayağı korkardılar o birden bir şey gelansaydı. Allah korumuş. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz, ledün ilmi, ilmi batın öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Hızır
karşılaşma yerine benim gördüğüm balık şeklinde geri dönüyor. Evet, inşallah. Balık şeklinde de yanlarında gezmiş, haberleri yok onların. Hazreti Musa da yiyeceğini düşünüyor. Yiyemez o balığı. Öyle o tarz bir balık değil. Şaşıracak tarzda diyor zaten. Yani bütün hareketleri balığın acayip zaten. Ve olay yerine dönüyor balık zaten. Yani toplanacağı yere giriyor balık. Başka ne şekil alır? Masa şeklini alabilir. Başka güzel bir insan şeklini de görülebilir. Çeşitli. Hay maşallah. Bak kardeşim. Bu son bir saat içerisinde rekor kırmışız ama normal bir rekor kırma değil. Maşallah. 3 misli rekor kırmışız yani. Maşallah. Önce egaleler var. İlk başta ben yokken. Benim geleceğim duyulduktan sonra bir rekor kırmışız. Ama sonradan ve dahil olduktan sonra tam. Maşallah. Maşallah. Musa ona dedi ki, doğru yol, rüşt olarak sana öğretilerinden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır dedi ki, gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Bunu söylediği kim? Ulu'l-Azm bir peygambere söylüyor. Balık şeklinde geliyor, insan şekli alıyor, sonra da böyle konuşuyor. Ama geldiklerinde tabi onu balık olarak görmüyorlar. İnsan olarak görüyorlar. Ama o Musa daha önce de bilgini, biz diyor zaten bu işareti bekliyorduk diyor. Bizim beklediğimiz de buydu diyor. Öyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığı şeye nasıl sabredebilirsin? Yani insanlar da vardır, hep anlamaz, itiraz eder, anlamaz, itiraz eder. Musa, inşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Bak inşallah diyor. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim, istisnasız. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma, ama hiçbir şey hakkında. Ben sana öğütle anlatıp sözledinceye kadar sormayacaksın. Böylece İkisi yola koyuldu. Genci bırakıyorlar. Onu İstanbul'da bırakmışlar anladığım kadarıyla. Vahiyle hareket ediyor. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye bindiklerinde o Hızır gemiyi yaralıyor. Kırıyor tahtalarını. Deliyor. Musa dedi ki, içindekileri batırmak için mi onu dövdün? Daha bismillah yani. Daha ilk aşama. Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın diyor. Dedi ki, gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetirmeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Hazır Aleyhisselam. Beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi ve tamam diyor Hızır Aleyhisselam. Ama vahiyle bildirilmiş yani ne konuşacağı, ne itiraz edeceği, nerede ne cevap vereceğini biliyor Hızır. Yani Hazreti Musa bu bilgiye sahip değil. Ama Hızır biliyor. Yani dayanamayacağını, itiraz edeceğini hepsini biliyor. Böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup o çocuğu öldürdü Hızır. Dedi ki, bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Harama girdin diyor.
Dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını gösterinmeye, bak kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Kesinlikle. Bu kesinlik nereden kaynaklanıyor? Vahiyden kaynaklanıyor. Allah diyor yani o kesinlikle sabredemeyecek diyor. Söylüyor Musa için. Ben söylememiş miydim sana diyor. Musa bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Sağlam oluyor. Halbuki bu da vahiyona bindirilmiş bir durum. Yani üç sorun dışında, üç iddian dışında yok. Benden yana bir özre ulaşmış olursun dedi. 77. ayet. Böylece ikisi yola koyuldu. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Her Mehdi topluluğunun özelliğidir. Kendi vatanlarında rahat edemezler. Her peygambere kendi milleti isyan etmiştir. Dolayısıyla Mehdi'ye de rahat vermeyecekler. Kaderi öyle. Kasabayı onları konuklamaktan kaçındı. Onda kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hemen onu inşa etti. Mesela onu ilgilendiren bir şey yok. Duvar, yani yıkık bir duvar olabilir orada. Ama yani onu inşa etmesi gerektiğini vahiyle bildiği için inşa ediyor. Bayağı da güçlü, kuvvetli yani bir insanın duvarı inşa etmesi öyle kolay iş değildir. Gemiyi delmek de kolay iş değildir. Duvar bulur, hemen onu inşa etti. Nasıl? Duvar ustası demiştiniz. Evet, duvar ustası. Masonluk buradan alıyor bu hikmetli konuyu. O dul kadının çocukları da var burada. Dul kesisine de işaret ediyor burada. Demek ki masonluk da Müslümanların kontrolünde olacak. Bu anlaşılıyor. Musa dedi ki eğer isteseydin gerçekten buna karşılık bir ücret alabilirdin. Yani ücretsiz durduk yere yaptın diyor duvarı ya. Bu duvar sıradan bir duvar değil. Habere geziyorlar. Belki Süleyman'ın mabedinin duvarı. O ilk taşı belki o koydu. Orada bir taş var biliyor musun Süleyman mabedinde? Adamlar daha hala sırrını çıkaramıyorlar. Kim bunu getirdi bu taşı buraya diyor. Jilet gibi kesilmiş. Araya kağıt bile sokulamıyor. O kadar düzgün. Yani teknik olarak da getirilmesi imkansız. Blok tek bir kaya. Bunu diyorlar kim getirdi acaba buraya? Daha hala onun sırrını çözmeye çalışıyorlar. İsrail'de bakın internetten göreceksiniz. Dedi ki işte bu benimle senin aranda ayrılma zamanımız. Vahiy ile bildirildiği için söylüyor. Zaman geldi diyor zamanımız. Sana üzerine sabır göster sana üzerine sabır göstermeyen güç yetiremeyeceğin bir yorumu haber vereceğim. Yani bu yorumlara bile dayanamazsın diyor. Bak sabır gösterme güç yetiremeyeceğin bir yoruma haber vereceğim. Yani hikmetlerini sana açıklayacağım neden yaptığımı diye. Gemi denize çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü ilerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Demek ki
Cenab-ı Allah bazen bazı şeyleri zayıf göstertebiliyor. Mesela Hazreti İbrahim ne diyor? Ben hastayım diyor. Hasta mı? Değil. Ama ben adama korkup kaçıyor Hazreti İbrahim'den. Belki deli olduğunu söyledi. Belki ben deliyim, hastayım dedi. Onlar da korkup kaçtılar. Bu ledün ilmidir. Batın ilmidir. Yani bir şeyi zayıf göstermek, onu korumak amacıyla yapılabilir. Ayrıca aynı zamanda yoksulluğun artacağı, zorbaların da olacağına işaret var. Yani dikta yönetimlerin olacağına işaret ediliyor. Çocuğa gelince anne ve babası mümin kimselerdir. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasına endişe edip korktuk. Bak kendilerine azgınlık ve inkar zorunu. Demek ki Hızır bir şahsa bakıp ya bu adam İslam'a, Kur'an'a zarar verecek. İttihat-ı İslam'ın hakimiyetini engelleme yeteneği var diye onun hakkında karar verebiliyor vahiyle. Ve faili meçhulle öldürür. Hızır'ın özelliğidir. Yani çok fazla cinayetin kökeninde Hazreti Hızır vardır. Faili meçhul. Asla da bulunamaz. O kendine göre hüküm verir ve öldürür. Vahiyle. Bak gerekçesi de ne? Azgınlık ve inkar zorunu kullanılması ileride. Azgınlık ve inkar. Yani İslam'a zarar vermesinden endişe etmek. Endişe etmek, şüphe etmek. Yani çok güçlü delille şüphe etmek. O şüpheyi kim söylüyor? Allah söylüyor. O zaman şüphe değil, gerçek. Tehlikeli, gerçekten tehlikeli. Ve öldürülmesi gerekiyor. Allah Hızır kanalıyla öldürüyor. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından daha yakın olanın vermesini diledik. Cenab-ı Allah çocuğu öldürtüyor ama yerine de daha efendi, yani daha değil, efendi, dindar, merhametli, temiz, dine yakın olan birini onlara nasip ediyor Cenab-ı Allah. Yani Hızır mağduriyet de meydana getirmiyor bir şey yaptığında. Yani mesela gemi tahrip ediyor ama adamları kurtarmış oluyor. Çocuğu öldürüyor ama Allah daha hayırlısını o aileye veriyor. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Yani dul kadının çocukları iki tane. Altında onlara ait bir define vardı. İşte bu da Masonların define sandığı var ya şeyde sembolleri. Yani dul kesesi. Ona işaret ediyor. Babaları salih biriydi. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler ve kendi definelerine çıkarsınlar. Define, ergenlik çağına erişmek, olgunluk. Taş ustalığı, taşın yontulması, salih insan, iki yetim, yani dul bir kadının çocuğu bunlar, iki tane. Diyor ki, bu Rabbinden bir rahmettir. Rahmet olarak yaptı Cenab-ı Allah bunları diyor. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. Yani kendi kanaatim değil, hepsini vahiyle yaptım diyor. İşte senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu bu diyor.